Buyurun. Teşekkür ederiz. Tabii hemen. Afiyet olsun. Alo. Buyurun efendim. Aa tabii tabii. Kafemizde özel günlerde de hizmet veriyoruz. Ne bekleriz? Ah, merhaba Deniz'ciğim. Aa Feryal teyzeciğim hoş geldiniz. Oo çok yoğunsunuz galiba. Ben sizi meşgul etmeyeyim. Küçücük bir şey söyleyip gidecektim. Hiç olur mu öyle şey? Geç şöyle otur bir kahve içelim rahat rahat konuşalım. Peki o zaman. Ne oldu önemli bir şey söyleyeceksin? Sayılır. Allah! Bekliş hayatım gözümüz aydın. Ay hayırdır ne oldu? Sıkı dur. Yarın yeni evlenen bir çift nikahtan sonra burada arkadaşlarıyla kutlama yapmak istiyor. Oh desene işlerimiz açılıyor. Evet hayatım tı 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 puh maşallah. 20 kişilik rezervasyon yaptırdılar. Da buraya sığar mıyız acaba? Sığarız sığarız. Ben her şeyi hallederim sen merak etme. Tamam o zaman ben onları geri arayayım oldu diyeyim. Tamam de. Aa Ferihan teyze ay ne zaman geldin kusura bakma işleri dağılmışım görmedim seni. Hayatım rica ederim ben hiç öyle şeylere alınır mıyım sen işine bak kızım. Hadi kolay sağ gelsin. Sağ ol sağ ol. Hadi canım. Ne söyleyeceksin bana önemli? Bugün özel sihirli küremden yakınım olan perilerin günlük yaşamlarına bir bakayım dedim. Seninkinde küçücük bir sıkıntı görünüyor. Sadık'ın ailesinden biriyle ilgili. Onun için geleyim de seni uyarayım istedim. Sadık'ın ailesinden biriyle mi? Sizi biraz üzecek, yani günlük yaşamınızı aksatacak bir şey. Yani haber vereyim istedim hazırlıklı ol diye. Ay çok merak ettim şimdi ne olabilir ki? Hayatım yani umarım o kadar önemli bir şey değildir. Ama emin olduğum tek şey olacak olan her neyse senin sihirlerine ihtiyaç duyulacak. Sana önceden söylüyorum ki bugün alacağın herhangi bir habere karşı kendini güçlü tut tamam mı canım? Ve eğer benim yardımım dokunursa hemen haber ver. Tamam tamam tabii. Perihan! Annen sesleniyor. Efendim Dudu, Betüş'ün kafesindeyim rahat konuşamıyorum çabuk söyle. Çabuk gel, bu kız var ya bu kız Eda beni delirtecek aklımı oynatacağım. Hayırdır Dudu? Bu kıza rahat batıyor, sihir batıyor. Gel de dertleşelim canım arkadaşım. Tamam, geliyorum. Ne olmuş? Eda ile ilgili, ana kız kapışmışlar gene. Gideyim de bir bakayım Betüş'cüğüm. Betüş'cüğüm. Sen söylediklerime kafanı çok takma olur mu? Hani sanırım çok önemli bir şey değil. Hadi bakalım. Sağ ol Perihan teyzeciğim. Çok teşekkür ederim uyardığın için. Rica ederim. Güzel kızım hoşça kal. Güle güle. Ah Suzan hoşça kal hayatım kolay gelsin. Ah güle güle Perihan teyzeciğim güle güle. Yavrum güçlü ol olur mu? Çok güçlü. Hadi göreyim seni. Bu işi de hallettim şekerim. Yarın buraya bir gelin ve damat gelecek. Ay kim bilir ne kadar eğleneceğiz değil mi Betüş? Ha? Tabii canım tabii. Aa. Betüş hayırdır? Kötü bir haber mi var şekerim? Yüzün düştü birden. Yok canım öyle sanki bir şeyler ters gidecekmiş gibi bir his geldi birdenbire içime. Aman geçer şimdi. Hadi bakalım biz çalışalım. Yarın çok işimiz var değil evet, mi? Evet evet. Hadi bakalım çalışalım. Yeni siparişleri alalım. Allah Allah. Kimindi bu siparişler acaba? Pardon pasta sizin miydi? Hayır. Yok bizim değil. Sizin siparişleriniz? Betüş, hayatım kimse pasta siparişi falan vermedi ki. Aa. Ay sen bir şeyim yok diyorsun ama bence var ve bu ilk sıkıntısı değil hayatım. Yok Suzancığım iyiyim yani öyle elle tutulur bir şey yok. Ay ne bileyim ben sen beni merak etme iyileşirim ben. Hadi peki. Bakalım. Evet siparişler. Betüş, ver canım ver. Sana nazar değdi ben seni bir okuyayım efendim. Yok yok. Bir haber çıkmasını falan bekleyemeyeceğim. İçim rahat etmeyecek. Ben en iyisi bir Sadık'ı arayayım.
Alo. Aa, nasılsın Betüş'cüğüm? Aa, iyiyim tatlım. Sen nasılsın? İşte yani keyfim yok biraz ama idare ediyorum. Keyfin mi yok? Sadıkçığım ne oldu? Kötü bir şey mi var? Hayatım, böyle panik yapmana gerek yok. Yani sadece keyfim yok dedim çünkü çalışma saatleri sırasında seni göremiyorum ondan. Ay, tamam, ben de bir şey oldu diye korktum. Canım, iyi, çok sevindim iyi olmana. Her şey yolunda olduğuna göre. Sadık, sen hiç bu aralar annenlerle, kardeşinle falan telefonda konuştun mu? Onlar nasıl, iyiler mi? Ay bak, ben sana söylemeyi unuttum. Dün telefonla konuştum, sana selamları var. Annem birazcık üşütmüş. Tarık da ona gitmiş, bugün doktora götürecekti. Bak, iyi hatırlattın aslında. Ben onları bir arayayım, sonra seni ararım, tamam mı şekerim? Ara, ara, hemen ar, hemen ar onları. Ve bana haber ver, olur mu? Hani bir şey olup olmadığını ben çok merak ediyorum. Aa, veririm hayatım, tabii veririm. Endişelenme, soğuk algınlığıdır. Annemi bilirsin, biraz hassastır. Her sene zaten grip olur, tamam mı? Ben onları ararsan haber veririm, meraklanma. Tamam canım, hoşça kal, hoşça kal. Eğer Perihan teyzenin gördüğü şey buysa, eminim kayınvalidemin hastalığı sadece soğuk algınlığı değil. Tanrım, ne olur onu koru. Betüş, daha iyisin ya hayatım. Ay, iyiyim canım, iyiyim, sağ ol. Bir annemin evini arayayım bakayım. Çıkmışlar mı evdiler? Duymaz ya, neyse. Neyse. Efendim Sadıkçığım, ne olmuş? Ay, yok, çok affedersiniz. Ben bir telefon bekliyordum da, kusura bakmayın. Tamam, yollattırırım. Not alır arkadaşım. Hoşçakalın. Allah Allah, Betüş, sana bir tuhaflık geldi ama Allah hayırları çıkarsın. Efendim, oh çok şükür. Sadıkçığım ne olmuş? Hayatım, Betüş'üm, aradım, ne evden ne de cepten ulaşamadım onlara. Hastanenin yerini biliyorum, böyle çok sapa bir yerde. Yani çekmiyor herhalde, ondan öyle olmuştur. Tamam, onlar doktordan çıkınca beni ararlar nasıl olsa. Ben de sana haber veririm, tamam mı canım? Tamam canım, tamam. Yok, bu böyle olmayacak. En iyisi ben kendi yöntemlerimle öğreneyim. Suzan'cığım, benim eve gitmem lazım hayatım. Kafeyle ilgilenirsin değil mi? Ay, tabii ilgilenirim, ilgilenirim de. Ne oldu Betüş, bana da söyle Allah aşkına. Sadık'ın annesi bir grip olmuş. Tarık onu hastaneye götürmüş. Aa, geçmiş olsun. Hı. Bu aralar grip her yerde salgın şekerim. Vitamin, istirahat, başka çözümü yok bunun. Evet. İnşallah çabuk iyileşir de. Sen niye bunun için eve gidiyorsun, ben anlamadım. Ben mi? Evde hazır olayım, bekleyeyim. Belki bir ihtiyaçlar olur, beni çağırırlar. Hadi görüşürüz. Hadi güle güle. Vay be, geline bak, böyle zamanda dostlar başına vallahi. Aa! Sen İzmitlere kaynanana gidersen buradaki düğün ne olacak? Yazık olacak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.